Burada bu kriz yönetilemedi, bu müzakere yönetilemedi e, ve ne yazık ki savcımızı şehit verdik. Müzakerede başarı şudur, önce onu söyleyelim mi? E, bir kere rehin alınan kişiyi canlı kurtarmanız lazım, bütün rehineleri ya da. E, ondan sonra da rehin alanları da canlı kurtarmaya çalışmanız lazım. Eğer e, rehin alınan kişi kaybedilmişse o zaman müzakerede bu krizde başarısız olmuş. Nasıl? E, müzakerede temel mesele muhataplarını tanıma sahadan yeterince veri toplamayla başlar. Yani bu büyük bir krizdir. Krizde de eş zamanlı olarak yapmanız gereken şeyler var. Bu örgütü tanıyan birilerinin bu işe müdahale etmesi gerekirdi. Şimdi asayiş şubedeki müzakereci arkadaş, dünyanın en başarılı müzakerecisi de olsa örgütü tanımadığı takdirde onlarla doğru müzakere yapamaz. Çünkü onların dilini anlaması lazım, söylemlerini anlaması lazım. Vali güzel, iş yapmış. Emniyet müdürü iyi iş yapmış. Başbakan iyi iş yapmış. Kim kötü iş yapmış? Terör polisi çok başarılı, istihbarat çok başarılı. E savcı ne yaptı? Yazık değil mi o savcıya çocuklarına? Yani bunun hesabını kimse sormuyor. Görevde olsam hicap duyardım, utanırdım bu durumdan. Yani şu anda İstanbul'da terörle mücadele şube müdürlüğü yapan kişi veya sorumlu müdür yardımcısı veya istihbarat müdürü yani hiç çekinmiyor mu, utanmıyor mu? Senin şehrinde savcı ve öldürülmüş, şehit edilmiş ya. Bankaya para yatınlarını takip etmeyeceksiniz. İşte gidip de okullara baskınlar yapmayacaksınız polis yeleklerinizle. Terör örgütlerini takip edeceksiniz. Gideceksiniz, savcınızı şehit eden adamı yakalayacaksınız. Millete iftira atmayacaksınız. O zaman bu işler olmaz. Şüpheyle bakmak lazım. İçerisi, dışarısı, yurt dışı, yurt içi. Herkes araştırılmalı. Yani bin saatlik, yüz bin saatlik görüntü incelenecekse incelenmeli. Hiç önemli değil. O savcının kapısına aylardır, aylardır kimler gelmiş, kimler çalmış kapıyı, kim girmiş içeriye. Bakın önleme dinlemesi bir yıldır anlatıyoruz. Bir sürü arkadaş var cezaevinde. Niçin önleme dinlemesi yapılıyor? Niçin önleme takibi yapılıyor? İşte bunun için yapılıyor. Eylem yapma potansiyeli var. Bunlar eylem yapacak. Anons ediyorlar, duyuruyorlar. 3 yıldır 4 yıldır tüm Türkiye konuşuyor. Canlı bomba olacak deniyor. Elif için. Yani Allah aşkına yani vicdanınız da mı yok yani? E bakın bunun için var diyoruz. Ama bu insanlar bu tip örgütleri cezaevindeki mahkumlarını dolaşıp diyorlar ki sizi zamanında dinlemişler diyor istihbaratçılar. Şikayetçi olacak mısınız diyor.